Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce de konuştuğumuz gibi yukarıdaki 3 tane fluorokarbon kaplama olan misinaları konuşmuştuk. Bunlar işte kaç kilo tartabiliyor? Bir takım özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi %100 fluorokarbonla kaplama olan fluorokarbon arasındaki farkı nasıl ayırt edilir? Aralarındaki işte incelik kalınlık farkları gibi konuları konuşacağız. Şimdi bizim için ana konumuz fluorokarbonla fluorokarbon kaplama nasıl fark edilir videosunu yapıyoruz şu anda. Zaten bu videonun birçok benzeri, aynısı internette var. Zaten bunu anlamanın en kolay yolu da yanımızda sadece bir tane çakmağınızın olması. Şimdi hızlıca değerlerden bahsedelim. Zaten daha önceden bunları hatırlıyorsunuz. Oscar demişti ki 0.18 7.8 kilo taşıyabiliyorum. 100 metre demişti. Fiyatı da 50 lira 60 lira gibi bir şeydi. Port Fish'e bakmıştık. Yine 100 metre 0.16 5 kilo taşıyorum demişti. Bu da aynı paralardaydı. Yani 50 60 70 liradır. Aynı şekilde Nippon'un kaplaması da 0.17'si 5 kilo taşıyorum demişti. Bunların üçü de ortalama aynı fiyatlarda. Şimdi fluorokarbonun %100 fluorokarbon kaplama bu. Filadenin. Bu 0.20 2.7 bak farkındaysanız direktman taşıma değeri düşüyor. 2.7'ye düştü ve 50 metre. Yani kalite arttıkça, fiyat arttıkça 100-150 metreler gidiyor. Aşağıya 50 metreler, 25 metre, 30 metreler gibi sayılar geliyor. Bu da tabii ki kaliteyle alakalı bir şey. Aynı şekilde tercih ettiğimiz Savage Gear'ın 100 fluorokarbon 0.22 3.5 kilo. Mesela bunun değeri biraz daha iyi. 50 metre. Yine aynı şekilde Shimano'nun 0.14 50 metre 1.8 demiş. Yani 2 kilo bile değil. Ama zaten LRF için bunların hepsi uygun. Yani bunların üstündeki balıklar geldi mi patlar anlamına gelmiyor. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Hadi şimdi gelelim bunların gerçek olup olmadığını test etmeye. Şimdi arkadaşlar bunlardaki en basit yöntemlerden birini yapacağız. Hatta ben şöyle şunları kaldırayım ki arkadaki siyah plan daha iyi gözüksün. Tek tek misinalarımızı alırız. Şimdi arkadaşlar. Diyorlar ki fluorokarbonda en belirgin özelliklerden biri hafızalı olup olmaması. Yani kaplama olduğu için bunlar yuvarlak bir şekilde kendi etrafında dönüyor. Hafızalı diyorlar buna. Bu ipler kıvrılıyor, bükülüyor ama fluorokarbonda öyle bir yapılanma daha düşük oluyor ve bunun en önemli belirgin özelliği ateş yaktığımızda fitil gibi yanmaya devam ederse bu kaplama bir fluorokarbondur, orijinal değildir. Hadi gelin test edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hop gitti. Yani kendi elinden fitil gibi yandı ve bir yerde kendini bıraktı. Yani torpilin fitil gibi. Yine aynı şekilde yapalım. Yürüsün arkadaşlar. Yandı gitti. Bu arada kumaşı da yaktık. Yani bu kaplama bir fluorokarbon. Buna yapacak hiçbir şey yok. Zaten bunun kaplama olduğunu adamlar söylüyorlar. Bunun %100 fluorokarbon gibi bir şey yazmıyor. Bu şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Gelin diğerlerine de bakalım. Aynı şekilde Oscar'ınkine de bakayım. Hatta şunun üzerine yapayım ki yanarsa bunun üzerine aksın. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde. Evet, görüyorsunuz değil mi? Elime geliyor. Nasıl gittiğini görüyorsun. Yani bu fitil gibi sonuna kadar gider. Aynı şekilde Portfish de zaten ben %100 fluorokarbon demiyor. Kaplama olduğunu söylüyor. Gelin hep beraber bir de Ghost'a bakalım. Nippon'a. Ya bu da aynı şekilde aynı sonucu vereceğine eminiz. Aynı şekilde gördünüz. Gidiyor yani. Elime gelmiyor, ses söndürdüm. Bunların üçü de fluorokarbon kaplama bunlar. Bunlar orijinal değiller. Ben orijinalim diye üstüne yazıyor. Yani %100 orijinalim diye kutusunda yazıyor. Şimdi bu 0.20 2.7 kilo demiş. Şimdi arkadaşlar ateşi yine görünüyor zaten. Bakın. Gitmiyor. Siyahlık olarak kalıyor. Nereye yakıyorsam orası eriyor. Bu orijinal. Yani %100 bir fluorokarbon. Adamlar zaten üzerinde yazmışlar %100 fluorokarbon diye.
Aynı bu şekilde sadece yaktığınız yer kalır. Fitil gibi ilerlemez. Yani alacağınız zaman ve hatta test edeceğiniz zaman bu şekilde test edebilirsiniz. Aynı şekilde Switch Gear'inkini de test edelim. Şunu kapağını bir açayım. Şimdi aynı şekilde bunu da test edelim. Bakın gitmiyor. Yani ben yaktığım yer eriyor. Onun dışında herhangi bir yerde bir ilerleme yok. Zaten üzerine 100 sürekarbon diye yazmış. Son olarak Shimano'ya bakalım. Sıfırında biraz ince. Muhtemelen gözüküyordur. Bakın aynı şekilde sadece yaktığım yer eriyor ve hiçbir şekilde ilerleme yok. Yani kararıyor. O karardığı yer şu şekilde top gibi oluyor ve bırakıyor kendini. Arkadaşlar yani zaten şu üçü Shimano, Savage Gear ve Fila'dan. Bunlar zaten %100 fluorokarbon olduğunu söylüyordu ve doğruluğunda test ettik. Bunlar kaplama zaten görüyorsunuz adamlar buraya yazmışlar kaplama diye. Dışı fluorokarbon kaplama içi normal misina. Aynı şekilde Portfish de bu şekilde. Bunlar dağıldı biraz. Zaten bunlar fiyat performans olarak baktığınızda bunlara göre biraz daha uygun fiyatlı kalıyorlar. Zaten 100 metre, 50 metre, 50 metre, 50 metre. Yani aradaki fiyat farkını ve kaliteyi buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde %100 fluorokarbon kullanmakta fayda var. Evet, kilo değerine baktığımızda 0,20 diyor. Burada başka 0,20'liğimiz var mı? Yok ama en kalını bu. 0,18 diyor. Teki 7,8 kilo demiş. Teki 2,7 kilo demiş. Bunun 2,7 kilosu gerçekten arkadaşlar. Bu 2,7 kiloyu rahat bir şekilde tartar. Ama bunun önceden testini hatırlıyorsunuz. 3 kilolar gibi bir aralıkta patlamıştı. Ve bunlar en büyük özelliğini biliyorsunuz fluorokarbonların. Bunların gölgesi yok arkadaşlar. Yani güneş geldiğinde hiçbir şekilde bunlar da suya bir gölge düşmüyor. Balığa %100 bir görünmezlik sağlıyor. Ve avlarımızda da daha başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Yani aradaki bizim kullanmamız gereken en büyük, bilmeniz gereken en büyük fark bu. Yani fluorokarbonun amacı budur. Başka da bir bizim için şeyimiz yok yani. Niye fluorokarbon kullanıyoruz sorusunun cevabı yok. Tabii ki de görünmemesi için kullanıyoruz. Yani zaten bunlar çok küçük olduğunu görüyorsunuz. Yani her avda kullanmanıza gerek yok. Ama önemli avlarda işte avcı balıklarda, akıllı balıklarda diyeyim kullanmakta fayda var. Atıyorum tatlı su avlarında kullanmana gerek yok. Çünkü perch, turna, işte sazansa neyse fark etmez avladığınız balık. Lider falan ayırt etmez her türlü atlar. Ama levrektir, işte isarifte bile. Fluorokarbon kullanmazsan 10 balık alıyorsan fluorokarbon kullandığında bu balık sayın senin 20'ye çıkacaktır. Bunları test ettik, gördük. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Bizim bunları da elimizde bulundurmamızın sebebi tabii ki de fiyat performans. Yani ister avlarında inanın bunlar bizim işimize yarıyor. Kıyı avlarında. Aynı işi görüyor. Ama dediğim gibi tabii ki diğerlerini kullanmakta fayda var. Çünkü zaten adam üzerine yazmış. Ben fluorokarbon değilim. Bir nevi bu işte fiyat performans olarak değerlendirilir. Yani 50 liraya bunu alırım. Az çok işimi görür. Biraz da adam maddiyatını düşündüğü için bu şekilde yollara başvuruyor. Herkes elindeki imkanlar kadar kendine malzeme alır. Bunlar da çok pahalı şeyler değil. Yani şunlar da olsun 120, 130, 140 lira falandır. Bunu bir kere aldığınızda 50 metre sizi neredeyse bir sezon idare eder gibi bir kıvama geliyor düzgün kullanırsanız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde aradaki farkı ayırt edebilirsiniz. Taşıma değerlerini konuştuk. İncelik kanıtlarına bakarsak bunlar daha ince gibi gözüküyor. Yani kaplam olanlar. Ama bunların kalitesi daha yüksek olduğu için suda kesinlikle görünmüyorlar.
Gölgesine de bakabilirsiniz. Işık tutun. Gölgesi zaten karada bile çok fazla düşmüyor. Bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Umarım sizler için bilgi verici bir video olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.